Menopoz aslında doğal bir süreçti. Her kadının hayatının bir döneminde yaşadığı bir süreç. Biz menopozu şöyle tarifliyoruz. 12 ay boyunca eğer bir kadın adet görmezse biz buna menopoz diyoruz. Normalde 40 yaşından sonra olması gereken bir hadise. Aslında ortalama yaşı da Türkiye içinde de 50 50-51'li yaşlar. Menopoz sonrası kanamadan bahsetmek gerekirse, burada kastettiğimiz şey aslında menopozlu olan herhangi bir kadının yaşadığı kanama. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi aslında kanama miktarının bazen hastalarımızı yanıtması. Çünkü bazen insanlar kanamaları az olurlarsa bunun önemsiz olduğunu düşünebiliyorlar. Fakat biz menopoz sonrası bütün kanamaları önemsiyoruz. İster damla damla olsun, ister lekelenme şeklinde olsun, isterse de bol miktarda adet vasfında kanama olsun. Biz bunların hepsini postmenopozal kanama kabul ediyoruz ve mutlaka doktor tarafından değerlendirmesi gerektiğini hastalarımızın bilmesini istiyoruz. Postmenopozal kanamalar aslında bizim için haberciler ve bize büyük bir avantaj sağlıyorlar. Biliyorsunuz herhangi bir kanserin tanı ve tedavisindeki en önemli basamak hastalığın ya başlamadan yakalanması ya da eğer başladıysa çok erken aşamada yakalanıp tedavisinin sağlanması. İşte postmenopozal kanamalarda bize bu avantajı sağlıyor. Özellikle rahim zarı dediğimiz bölgeden kaynaklanan kanserlerde, yani endometrium kanserlerinde bu kanserin ilk ve en erken habercisi bu menopoz sonrası dönemde meydana gelen kanamalar. Dolayısıyla e, hastalarımızda böyle bir durum olduğunda mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, menopoz sonrası kanaması olan her 10 kadından bir tanesinde biz endometrium e, kanseri dediğimiz hastalığı yakalayabiliyoruz. Yine onda birinde bunun öncüsü olan hiperplazileri yakalayabiliyoruz. Bir de daha az bir kısmında olmakla beraber yine rahim ağzı kanseri, vajen kanseri gibi e, hastalıkların da erken bulgusu olabiliyor. Dolayısıyla postmenopozal kanama oldukça önemli bir bulgu. Postmenopozal kanamalarımız olduğunda aslında bundan korkmamalıyız. Çünkü postmenopozal kanamalar 10 hastanın birinde e, kötü huylu bir hastalığın habercisi olabilirken 10 hastanın 9'unda aslında başka sebeplerle de olabilmekte. Biz bunları değerlendirirken ne yapıyoruz? Kliniğimize başvuran hastalarımızla öncelikle hastalarımızla konuşup hastalığın güzel bir öyküsünü aldıktan sonra en önemli yardımcımız olan ultrasonografiyi kullanıyoruz. Ultrasonografi bize rahim zarının nasıl gözüktüğünü, ne kadar kalın olduğunu gösteriyor. Arkasından değerlendirmede iki yöntem var aslında kullanılan. Bunlardan bir tanesi endometriyel biyopsinin bizim poliklinik şartlarında yapılması. Burada hastamız anestezi almıyor. E, ikinci yöntem ise endometriyal biyopsi dediğimiz yani rahim zarından örnekleme yaptığımız işlemin ameliyathanede yapılması. Burada da aslında büyük ameliyat anestezisi gibi derin bir anestezi almıyor hastamız ancak e, bu noktada e, biz hastamızı tabii daha ayrıntılı değerlendirme fırsatı bulabiliyoruz ve bir de bu işleme ek olarak histeroskopi dediğimiz yani rahimin içerisine bir ince bir kamerayla baktığımız bir yöntemi de eklemiş oluyoruz. Bu sayede Hastalarımız tam anlamıyla gözden bir şeyi kaçırmayacağımız şekilde değerlendirme fırsatını yakalamış oluyorlar. E biz de gönlümüz rahat bir şekilde bu önemli bulguyu değerlendirebilmiş oluyoruz.